Canlarım selam. 9. sınıflar, 10. sınıflar, 11. sınıflar ve okula devam eden 12. sınıflar. Hocam yazılılar ne olacak? Yazılılar ne olacak? Yazılılar ne olacak diye yazdınız, yazdınız, yazdınız. Sonunda Mert Hoca YouTube kanalında harika, muhteşem, yepyeni mükemmel bir seriye daha başlıyoruz. Yazılıya hazırlık serisi başlıyor. Şimdi 9, 10, 11 ve okula devam eden 12. sınıflar sizin yazılı işinizi hallediyoruz arkadaşlar. Hatta hallettik. Sadece yapmanız gereken birazdan yazılıya hazırlık videoları nasıl gelecek, ne zaman gelecek, kaça böldük, yazılıları ne yaptık, bundan önce bir çalışma yapacağız. Bunların hepsine şimdi size anlatacağım. Bütün sınıflar için benzer bir planlama olacak. Siz sadece bu planlamayı iyi bir şekilde dinleyin ve arkadaşlar videoları takip edin. PDF'lerin güzel çıktılarını alın. Birazdan her şeyi anlatacağım. Nasıl olacağını anlatacağım. Hatta size PDF'leri bile göstereceğim. Ve bu, sizin yazılı işinizi bir aradan çıkaracağız. Güzel bir şekilde halledeceğiz. Şimdi gelin yazılıya hazırlık serisinde neler yapacağız? Hangi sınıfın hangi videolu olacak? Videolar ne zaman gelecek? Nereden edineceksiniz? Nasıl izleyeceksiniz? Vesaire. Bunların hepsini beraber bir konuşalım. Şimdi plan Gördüğünüz gibi yazılıya hazırlık serisinin planı karşınızda arkadaşlar ben herhangi bir sınıftan başlayacağım. Mesela 11. sınıftan anlatmaya başlıyorum. arkadaşlar bakın 11 sınıfta Öncelikle öncelikle iki, ikinci dönem birinci yazılıları kapsayan bir yazılıya hazırlık pdf olacak 40 soruluk bir pdf olacak ve bunu iki partta anlatacağım part 1 20 soru part 2 20 soru hatta bu videoyu yan yayınladığım tarih 12 Mart ve 12 Mart akşamı 11. sınıfın 1. part 20 sorusunun anlatımı gelecek bu 40 sorunun içerisinde 2. dönem 1. yazılıya kadar olan kısmın e Konu tekrar soruları var ama bu soruları böyle tık 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 çözüp anlatıp geçmeyeceğim. Soruların üzerinde duracağım. Mesela atıyorum 11. sınıf için işte bir parabol sorusu çıkacak. İşte bu parabolün tepe noktası neydi? Maksimum noktası neydi? Minimum noktası neydi? En büyük değeri neydi? En küçük değeri neydi? Kökler toplamının, ikinci dereceden denklemin, ikinci dereceden fonksiyonun parabolle ilişkisi, eşitsizlikle ilişkisi vesaire hepsini size Konu, soruların üzerinde konu tekrarı yaparak anlatacağım arkadaşlar. Bu sayede hem yazılıya hazırlık yapmış olacaksınız hem de hem geçmiş konuları hem de mevcut konuları tekrar etmiş olacaksınız ve bu sizin için çok faydalı olacak. 40 soruyu 2 videoda anlatacağım. 2 videoda. Peki 2 videoda bunu anlattık. Yani bir video bir gün geldi öbür video Başka bir gün geldi. Sonra ne olacak? Sonra 3 senaryo sınav olacaksınız. Yani 3 tane sınav yapacağım size. Daha doğrusu 3 sınavın pdf'lerini paylaşacağım. 3 e, sınavın pdf'lerini paylaştıktan sonra siz bu 3 sınavın ayrı ayrı e, kendinize uygulayacaksınız. Onar sorudan oluşan 3 tane sınav. Neden senaryo senaryo? İşte bir senaryoda çok zorlamayan hocalar. Bir senaryoda... Biraz zorlayan ama biraz da çocuklar hani bir 50 puan 40 puanı devirsin geri kalanını bilen yapsın diyen hocalar. Bir de sıfırcı hocalar vardır bilirsiniz sıfırcı hocalar. Benim dersimden kimse geçemez benim dersimden kimse 70 alamaz 80 alamaz diyen hocalar için de 3. senaryo bir sınav hazırladım. O senaryoda birazcık e, o konunun e, kolay sorularından da olacak çünkü... E, bütün soruları zor hazırlayamazlar arkadaşlar yazılıda. Yazılıda bir ölçme değerlendirme sistemi olmalı ve kolay soruda herkesin yapabileceği sorular da sorulmalı. Ben bütün ölçme değerlendirme sistemine göre kazanımları birleştirerek size 3 senaryo sınav hazırladım. Bu 3 üç senaryonun 3'ünü de anladığınız takdirde e, yazılıya hazırlık sorularını da güzel bir şekilde anladığınız takdirde yazılı ile alakalı bir probleminiz kalmayacaktır. Aynı şeyi 10. sınıflar içinde yapacağız. Yani 2 tane yazılı hazırlık videosu 20'şer sorudan toplam 40 soruluk yazılı hazırlık videosu. Sonra da 3 senaryo sınav olacak. Peki hocam bu videolar ne zaman gelecek? Bu videoları nasıl takip edeceğim? Mesela 40 soru 10. sınıfın part 1'i ne zaman gelecek? Part 2'si ne zaman gelecek? 9. sınıfın part 1'i part 2'si bunlar ne zaman gelecek diye soracak olursanız aynı şey 12 için de geçerli. Arkadaşlar ben artık bu sene bitene kadar yani 2021-2022 eğitim öğretim yılı bitene kadar her pazar günü akşam mutlaka haftalık program yayınlayacağım. Yayınlamaya devam ediyoruz zaten ama hiç e, e, aksatmayacağız bunu. Pazar günü akşam YouTube topluluk kısmında, Telegram kanalımızda, Discord kanalımızda ve Instagramımızda hepsinde hangisini takip ediyorsanız bence hepsini takip edin de herhangi bir tanesinden çok net bir şekilde programımızı görüyor olacaksınız. Önümüzdeki haftanın programı. Yani pazartesinden o haftanın pazarına kadar. Orada mesela 10. sınıfsın. Ve yazılıya hazırlık videosunun ne zaman geleceğini merak ediyorsun. Hemen bulacaksın. Ha. Çarşamba günü atıyorum 4'te geliyormuş. Hemen ona göre hazırlanacaksın. O videoyu izleyeceksin. Tamam mı? Ben aynı şekilde Discord kanalından... Telegram kanalından, YouTube topluluktan ve Instagram'dan bunların önden hazırladığım PDF'lerini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yani önden önden vereceğim PDF'lerini. Birazdan örnek PDF'leri göstereceğim. 11. sınıfı hazırladım şu an. Yani 11. sınıfın 40 sorusu hazır. 11. sınıfın senaryolarından ilk hazır. Bunları göstereceğim size. Hatta bu videonun açıklama kısmına da koyacağım arkadaşlar. Onun dışında illa videoların gelmesini beklemeyeceğim. Yani videoyu çekmeyi beklemeyeceğim o PDF'leri yayınlamak için. Dediğim gibi Yine bu videonun açıklama kısmında Discord kanalımıza, Telegram kanalımıza, Instagram'ımıza ve YouTube topluluğu takip ediyorsanız zaten YouTube kanalını takip ediyorsunuz. Oradan bütün her şeyi görebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız A Mert Hoca 10. sınıfın 1. senaryo sınavını paylaşmış. Hemen indireyim, kendime uygulayayım, ondan sonra izleye e, yayınlayacağı gün izleyeyim diye takip edebilirsiniz. Lütfen bu takibi kendiniz yapın ve her sınıf için yayınlayacağım e, kaç tane video olacak? 2 tane yazılı hazırlık için 3 tane senaryo için toplamda her sınıf için 5 video toplamda 20 tane yazılı hazırlık videosu yayınlayacağız. sadece ikinci dönem birinci yazılılar için ikinci yazılılar geldiği zaman da aynı şeyi yapacağız arkadaşlar hiç merak etmeyin şimdi 11 sınıf arkadaşlar varsa 10. 9. sınıf ya da 10. okula devam eden 12 sınıf arkadaşlar da buradan bakabilirler size güzel böyle ferah bir tasarımda güzel bir o şey hazırladım yazılı hazırlık şablonu ve sınav hazırladım bu sınavların bir pidi PDF'ine göz atalım. Videonun açıklama kısmından da 11. sınıflar şimdiden indirebilirler. Evet şu anda yazılıya hazırlığa bakıyorsunuz arkadaşlar. Yazılıya hazırlık PDF'ine bakıyorsunuz. Arada reklama da çaktık. Bu arada kimmiş bu yakışıklı ya? Aa benmişim. Kendime bıyık çizeceğim diyeceğim ama bıyığım var. Bari kendimi tek kaş yapayım diyeceğim ama kaşım da zaten ortası alınmamış. Neyse yapacak bir şey yok. Kendime gözlük falan çizeyim bari. Şöyle bir şeyler yapayım. Ha, tamam güzel. Böyle de Harry Potter gibi oldum. Neyse. Şimdi aşağı doğru inelim bakalım. 11. sınıf İkinci dönem, birinci yazılı yazılı hazırlık. PDF'ini çıktı alabilirsiniz. Arkadaşlar soruları, kazanımları inceledim. Ölçme değerlendirmede inceledim. Geçmiş senelerde birçok hocanın Milli Eğitim Bakanlığında yaptığı sınavları inceledim. Ve bir sürü görüş alarak hazırladım. Tamamen soruların toplu halde düşünüldüğü zaman hepsinin birinci yazılıya kadar, ikinci dönem birinci yazılıya kadar bütün konuları anlatır nitelikte, tekrar eden nitelikte olduğunu düşünüyorum. Size gayet güzel bir şekilde bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım ve yazılıya hazır olmuş hale geleceksiniz. Yazılıyı olmanıza bile gerek kalmayacak belki ama tabii ki biz 3 senaryo yazılığımızı da yapacağız. Şurada 20. soruda keseceğiz arkadaşlar. 20. sorudan sonra 21'den itibaren 40'a kadar da başka bir videoda olacak. Ee, bu şekilde 40 soruyu bitireceğiz. Şöyle söylüyorum ben. Normalde bu yeni nesil olayına falan okul sınavlarında pek girmiyorlar arkadaşlar. Ama giren hocalarda oluyor. Yani bir iki tane yeni nesil atıyor. O yüzden biz de tekrar serisinde yani yazılıya hazırlık PDF'lerinde bu sonlara doğru işte yeni nesil sorular, böyle resimli sorular, soruların şekillerinin sorunun üstünde kullanıldığı sorularla alakalı böyle 3-5 tane soru koyduk, grafik soruları koyduk. Yani Milli Eğitim'de hocalarımız size ne soracaksa onunla alakalı güzel bir çalışma yaptım. Hiç merak etmeyin. Sizin yapmanız gereken buradaki 40 soruyu, 2 videoluk 40 soruyu güzel bir şekilde izlemek. Ondan sonra da 3 senaryo, 3 senaryo sınavınız olup sınavınıza girmek. Şimdi bir de şu yazılıya, birinci senaryo yazılıya bir bakalım. Bir bakalım. Yazı, korkma gel ya. Format olarak arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavıyla aynı formatta adınızı soyadınızı güzelce doldurun. Ondan sonra kendinize puanınızı vermeyi de unutmayın. Çünkü her soru 10 puan ve sınav süresi bir ders saati. Burada birinci senaryo sınavımız var. 10 tane sorudan oluşuyor. Hatta ikinci senaryo sınavı da hazırladım ben. O da 10 tane sorudan oluşuyor. 3. senaryo sınav birazcık sürpriz olsun. Orada biraz da böyle sert Böyle hocanın zorlayabileceği lan bunu yaparsa bunun sözlüsüne de bir tane yüz çakarım diyebileceği sorular olacak arkadaşlar. İki senaryo sınavın ve tekrarın pdf'inde videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Bu 11. sınıf içinde bunun sadece konularının farklı ama formatı aynı hali. 12. sınıf, 9. sınıf ve 10. sınıf arkadaşlar içinde geliyor olacak. Sizden tek istediğim topluluk kısmını Discord'u, Telegram'ı ya da Instagram'ı hangisini takip ediyorsanız sıkı bir şekilde takip edin. Haftalık programlardan hangi sınıfsanız tekrar videonuz, yazılı videonuz ne zaman gelecekse güzel bir şekilde takip edin. Bunu söylememin sebebi spontane izlemeyin. Aa Mert Hoca 60 deyip izlemeyin arkadaşlar. Önceden haberiniz olsun. Önceden hazırlığınızı yapın. Hatta yazılıları önceden kendinize mutlaka tekrar videolarını izlemiş bir şekilde uygulayın. Ve yapamadığınız eksik kaldığınız soruları benden izleyin ve kendinize gerçekçi notlar verin. Yani eee işte ikinci senaryo sınavını oldunuz bitirdiniz benden izlerken aa burada eksiğim var ben bunun yarısını çözmüşüm deyin ve hocanızın oradan size vereceği minimum puana göre yazılınızı hesaplayın. Bu eksiklerinizi böyle güzel bir şekilde görürseniz sınavda zaten çok yüksek ihtimal gelen bütün soruları beraber parçalayacağız ve karne notumuzu da güzel güzel yükseltmiş olacağız. Yazılılar çok önemlidir. Niye? Çünkü 9'da olsanız 10'da olsanız 11'de olsanız elbet bir gün 12 olacaksınız ve elbet TYT AYT sınavına gireceksiniz. Hatta 12. sınıflar sizin de hani tamam bize soruları veriyorlar öyle yapıyorlar böyle yapıyorlar tamam bu tip şeyleri biliyorum ama 90 almanızla 95 almanız arasında bile o kadar fark var ki orta öğretim başarı puanı gerçeği var arkadaşlar. Yarım puanın sizleri ne kadar kişi önüne geçirdiğini bilseniz harıl harıl deli gibi 9. sınıfta bile yazılılara çalışırsınız. Yazılıların önemini güzel kavrayacağız ve beraber bu yazılı işinden kurtulacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızı okuyacağım. Olumlu olumsuz ne istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı okuyor olacağım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.